Yayında planlama olayı yani yayında planlanabilir mi? Lan ne oldu? Nereye bastım ben? Ay şarkıya bak ya. Yo, kapatmıyorum. Buradayım. O ben daha gece şey yaparım, planlarım onu. Öpmeden ölürsem şehrimin yağmurları adına kazanır. Yine sana yazarım. Seni öpmeden gidersem tutmaz ayaklarım. Seni bulmalıyım, kalbine dokunmalıyım. Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl. Kokunu benle sen, Soruyu bulalım. Nasıl bulacağız bağrına be? basarım. Kendime darılır, kendime kızarım. Beni sev, beni gör, beni duy ve sarıl. Kokunu Soymadık mı benle marketi? sen, Kesmedik mi bile? bağrıma basarım. Kendime darılır, kendime kızarım. Odamdan Odamdan soğumaya soğumaya başladım. Lanet gazino. Lanet gazino. Bir çıktık adam yok. Durun bakayım. Şarkı ayarlayayım. Bir tane şarkı vardı. Buydu galiba. Peki bu insanlar nerede? Yok canım, beni yalsınlar. Lan? Bunlar kim ya? O kim oğlum? Bakalım Twitter'da neredeler? Hop, bunlar sağ. Burası neresi lan? Niye? Efendim? Yarın seninle bir iş yapacaktık. O olmadı mı? Ne işi? Yarın sen şoför oluyordun yani. Oo, sen arabanın başkalarına verdin. Ama ben seni o Reyhan arkadaşın diye biliyordum. Arkadaşım olması önemli değil ki, benim arabalarım değerli. Anladım. Onun için diyorsun, olmadı mı? Sen ne yapıyorsun? Abi boş boş geziyorum. Yapacak bir şey yok. Evet, kesinlikle yok. Bizim otele gidiyorum. Bir aşağı ineyim bilerek. O kadar mı kötü ya? Yok, kimse yok şehirde, baksana. Bir de sonra tek başına oyun oynuyor. Kendi açmış müzik. Ben de bakıyordum telefona, işte Twitter'a birilerini görebilir miyim diye, ama göremiyorum. Herkes bir yere çekilmiş. Salağa yatıyor. İşte bulsam nereye çekildiklerini, gideceğim yanlarına da bulamıyorum. Yani en kötü yanlarım, ne yapayım? Yanlar mısın? Yani Peki en kötü. Efendim? bu araç ne?
8 after after. Hayalimdeki. Evet, evet güzel araba. Ne kadar bunun sıfırı? Galeri çıkış? 550 galiba. Ben seni tutmayayım o zaman, sen yanılacaksın. Tamam, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Abi Eylül'de ne yapalım ya, ne istiyorsunuz? Aa. Yolda 360 denemem benim, çok riskli ya. Oha, chat yapıyoruz artık. Hadi oldu, bu da oldu. Şimdi ne öğreneceğiz? Sırada ne var? Sırada ne var? Market soygun da giremem abi. Emma kalp, Emma kalp. Ha, durun. Bekleyin. Şimdi. Bunu yapabiliyoruz. Okey. Şimdi bana şey söyleyin abi. 360'ı yapıyoruz. 720 nasıl yapılıyor? Yani şimdi mantığı anladım. Gidiyorum. Tamam mı? W'ye gidiyorum. El frenine basıyorum. İşte sola kırıyorum arabayı. Sonra geri vites atıyorum. Şeyde ne oluyor abi? 720'de nasıl yapılıyor? Hayır yani devam ederken mi yapıyorum onu? Nasıl yapıyorum? Yani mesela diyelim ki atıyorum. Şu an bunu yaptım. İşte buradan sonra ne yapıyorum? Bana onu şey yapmanız lazım. Ama orada araba yavaşlıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Ha, arabanın full olması lazım. Okey. O zaman o iş yok. Bu arabayı full... Tamam, bizim yeni bir amacımız var. Arabayı fulleyeceğiz abi. Bizim amacımız bu arabayı fullemek. Yeni amacımız. Doğru mu? Aa, herkes sevgili salmış, köşeye gitmiş yiyor ya. Ay şuradaki şey çok kötü ya. Bak az önce vardı, şimdi yok. Aha ya. Şarkı ismi Timberland Morning After Dark. Aa, birini kovalıyorlar. Arabayı tamir ettirelim. Hayır canım. Ya arkadaşlar, onların şeyini bloklamış oluyoruz. Yani onlar kovalamacılar zaten. Kimi kovalıyorlar bilmiyoruz. Kardeşim, belki bizim sevmediğimiz birini kovalıyorlar.
İyi anlamıyor zaten, o yüzden gidiyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Motoru güçlü olsa daha iyi yanlar. Arabama bakabilir misiniz? Bakarız. Sağ ol canım. Ben şu arabamı çekeyim oradan ya. Karşımda araç. Bu kim? Ben bir üstümü giyeyim ya, dükkan çoğalmaya başladı. Eylül 6. Gel gel. Bunu şuraya alayım da. Ne olur ne olmaz. Şurada olsun. Bunun rengi mi değişecekti? Yok yok, bu araç boş mu değil mi ona bakacağız. Ben bakayım mı? Ne haber Mia? Boş bu arada. İyi, sen nasılsın? İyiyim, tamam. Ne olsun. Ne yapıyorsun? İyi ne olsun, öyle takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, yeni kalktım ben de. Balığa gideceğiz, geleceğim mi? Aslında sattım bugün ki balığı da şey yapabilirim. Yarın için yani tutabilirim. Olur. İstiyorsan gel. Olur, geleyim. Buna da değişiklik olur. İnsan bulamadım gene çünkü. Bakınıyorum, bakınıyorum. Ta ayakta mısın bayağıdır? Sabah saat 5'te kalktım ben, biliyor musunuz? Ne? Ben dün uyuyakalmışım. Ondan sonra... Evet, aradık seni onu, biz onu dün fark çok. Ettim zaten, evet, evet. Aradım. Baktım aradık. Sesin soluğun çıkmıyor. Evet, evet. Dedim ki Mia şehirde olsa net sesini duyardık. Kesin. Ben şey olmuşum. Uyuyakalmışım. Sonra bir uyandım. 4.30 muydu? 5 miydi? Neydi? Dedim. Ne güzel. Çok güzel. Yani sen 5'ten beri ayakta mısın? Evet. Selam. Selam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Siz böyle çift çift gidiyorsanız ben rahatsız etmeyeyim sizi. Yok yok, gel gel. Hayırlı olsun. Yok, tek çift gidiyoruz galiba. Neden? Doğru. Neden? Bilmiyorum, izler gelecek mi bilmiyorum, ondan dedim. Ben gelecekler, gelecekler. Yani şeyse böyle bozmayayım ben ortamı. Yok be, gel. Alt tarafı olta tutacağız mı ya, ne yapabiliriz yani? Yani ne bileyim, belki romantik falan yaşarsınız bir an olmayacak. Balık çekerken. Siyah şimdi araçta olur, olta tamamdır, tutar mısın? Beygir var. Ne kadar canım? Ne var? 300. Ekstra beygir. 147. Şey, bir tane ekstra beygir var. İki tık daha güçlü senin araç. O şey zaten. Ha. Çıkış öyle. Ama arkadakinde yok. Tamam da. Beyazlı, beyazlı da yokmuş. Eline sağlık. Yok. Ne demek? Sen drafter'la karıştırıyorsun bence. Drafter'ın stok haliydi. Merhabalar. Ben merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Eğil'i. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sarılayım. Sarıl. Onun dışında boş yani değil mi araba? Hı-hı. Boş boş. Tamam işte, dedim ben. Aynı araba yani. Özledim. Nasıl ya, ben de çok özledim. Benim bak, sende motor olduğu için ben onu güzel sürüyorum. İyiyim ya. İzmir benimkini bir kullansana. Türkiye'ye gitmem gerekti. Annem yine rahatsızlandı. Öyle apar topar bir gittim. Kullansana bir gerçek. Ama geldim. Bak, bir fark olduğunu anlayacaksın. Hoş buldum. Bu arada beygir yüksekse çok özlemişim ya sizi. Burayı. Yani. Valla. Şimdi çıkarken çarpacak değil mi? Özlenen insanlar var ya. Var var. Bana çarpma. Sen de onlardan birisin. Ya teşekkür ederim. Allah Allah, yine bana 10 GB geldi ya. Ne oluyor, bu program bug'a mı girdi ya? Allah'ın sağlığı. Seni çözmemişim Altan. Ha? Sana bir şey geldi bakayım mi? Bakayım. 50 GB gelmiş. Neden? Vay amına koyayım. Bana niye 10 geliyor ya? Market uğrayayım da efendim? Geleceğim yanınıza. Tamamdır. GB değil mi? Yok ya. Biraz daha sallayın da ben de kazanayım. Şu araba Emma'nın mı? Bahtin haber. İyiyim, sen? İyi, nasıl gidiyor işler? Nasıl ya? Normal, klasik her zamanki gibi. Bu Emma'nın arabası değil mi? Evet. Sen ne arıyor? Emma sandı. Bende anahtarı. Yok yok. Ha, tamam. Aynen. Geleceğim yanınıza. Neyse. O zaman o şundan olabilir. Bak şimdi. Biraz araba el frenini çekip araba kıça attıktan sonra gaza basarsam bu araba yolda kalır. Beygiri yüksek ya. Sizinki herhalde biraz daha yayık yayık böyle salına salına. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Benim arabayı yaptım dedim ama camları falan kırık hala, baksanıza. Kim yaptı niye senin aracını? Şey, neydi? İrina. Efendim, evet İrina. Efendim. Ya siz anlamıyorsunuz araba kullanmaktan. Ben mi? Lan bana bak. Bağırma bana. El kol yapma lan kıza. Baktım lan, ne yapacaksın? Ya anlamıyorsun araba kullanmaktan. Ne tatava yapıyorsun? Sen çok mu anlıyorsun? Anlıyorum tabii.
Burada insanların içinde bana burada laf söyleme. Salak salak konuşma ya. Mia. B6. Evet. Beni delirtme. Bana bak. Siz kafayı yemişsiniz. Vay be. Ne güzel tartışıyorsunuz. Evet, ben de hayranlıkla izliyorum. Mia, şu beyaz araç ve siyah aracı kullanıp bir gelir misin? Al, gırdın gırdın. Tabii. Işte. Hangisini kullanayım? Küstüm kartım bu. İkisini de. Hayır, o böyle olacaktır. Çekil. Sadece kullanacak mıyım? Ya işte yani ne yapabilirsin? Hayır yani göstersene. İşte yanlayacak mıyım yoksa normal kullanıp gelecek miyim onu soruyorum. Yok düz basmayacaksın. Dönüşe bakacaksın. Yol tutuşu. İyi gelsin bir yanıma. Yok yok, tek başına sür. İyi. Ağırlık yapmayalım arabada. Yanlayacağız yani, değil mi? Yanla dedi yani. Ay bu araba çok hızlı ya. Bu araba da mı el freniyle dönüyordu? Oy bu da güzelmiş. Aa! Abi ne oldu oyuna? Oyunuma ne oldu? Ne oldu oyunuma? Abi geldi de ne oldu orada? Allah Allah. Güzel. Dedim gitti oyun herhalde ya. Güzel bu arada bu da. Paragon muydu bu? Yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayt gelmiş. Canımsın benim. Hoş geldin. Bir hoş geldiniz alırız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar, hoş geldiniz. Ne haber, nasılsınız? Nasıl geçti? Yayınınız. Rota şaştı. Ya önce Gönye, rota yeniden oluştu. Mia. Evet. Bak bakalım olmuş mu? Bakayım. Olmuş. Tamam. Ya. Yani şimdi gayet güzel. Şimdi şöyle benim gözümü kapanıyordu ama neyse dur deneyeyim. Bunu da deneyeyim. Bu ikisi aynı araba mı? Evet. Senin artısı var mı? Allah Allah. Ya. Ya ya ya. Abi ne oluyor ya? Gene aynı yerde olur mu ki? Bence gayet iyi bu arada. 360 yapıyor mu bu? Ağır kalıyor. Ooh, I love control. Pajama tsunami. I'm up.
Casanova. Yeah, you know you want it. 100 grand for a show. Pay me all my money, cause I'm sick to my soul. Ooh, I love control. Oh, 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 gangsta boy, I wanna... Ne double kill, triple kill yaptım be. Konuş, ne diyorsun Isak, arabaya? Konuş. Evet, anlat, konuşuyorum. Dönüşleri farklı de. Bir sonraki arabam bu. Dönüşleri farklı değil mi? Değil mi? Harika değil mi? Kesinlikle şöyle... Bir dakika. Herkeslerde var ama haberin olsun. Yani şöyle dakika, söyleyeyim, işte çok tatlı, 360 atılıyor. Aynen güzel. Efsane yanlanıyor. Yok, 720'yi geçerek bir şey soracağım. Evet. İkisinin arasındaki dönüşlerde fark vardı ama değil mi? Yani şununla biraz daha kayarak döndüm. Yani daha yağ gibi döndü. Bir dakika, geliyorum, bekleyin. Niye bilmiyorum ama şey, şununla binerken böyle bir tansiyonum düştü. Bak, o neden biliyor musun? Neden? Diyorum, aynı dönüyorlar, benim araç daha iyi toparlıyor. Bu arada çünkü bir şey diyeceğim. Hızlanması daha fazla. Yanlış bu arada mı? Şöyle bak. Evet. Aynen bak, bu dönerken değil, şöyle oluyor. Hmm. Yani dönerken böyle yani böyle kesintisiz kayıyor. Bu çok göt atıyor. Kayıyor. Yani evet, böyle işte götten böyle kayıyor, toparlıyor. Seninki eli gibi kaymaya izin vermiyor. Allah Allah. Fabrika aynen. Çıkışlarında mı bir sıkıntı var? Doğru yani. Yavaş giden araç daha iyi kontrol edilir normalde. Ya işte hayır ama... Toparlamaya geldiğinde Bahtiyar, yani işte, bu araç yavaş gidiyor da, hı hı, bu kıç attıktan sonra gaza bastığında yolu direkt hakimiyetine almıyor. Yani bir anda hızlanmıyor. Hala hızı yavaş olduğu için yayıla yayıla gidebiliyor. Anladım. Tek farkı benimkinin hızlanma süresi daha, beygir gücü daha fazla olduğu için gaza bastığından yola tekrar yapışıyor. Yani hı, bence olayı böyle mantıklı mi geldi. Heh. Motoru iki tık üstte. Heh, frenler tutmuyor bak. Frenler tutmuyor. Nedeni de şu. Motor gücüyle dengelemiyor ikisi. Aynen arada, öyle, ben de öyle düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Benim arabayı fullemeye kalksam kaç para? Hangi araç? Şu. Bakalım. 500'ü bulayım. 180 artı 180. Sen drafter mı aldın? Ben drafter. Sen ezbere mi biliyorsun onu be? 360'a olur. 360'a fuller miyiz? Hı hı. Ya drafter almadım. Belki bir 5-10 bin daha az da olabilir. Hangisi senin arabaya? Şey, drafter da yani ben almadım. Diyor bana bırakmış. Ha. Hı hı. Nasıl bu peki? Stok hali mi? Stok hali ama stok hali bile mükemmel. Sürmek ister misin? Elimi bozmayayım. Yo, benim eski arabam zaten. Bence stok halinde bırak yani. Diğer türlü arttırınca çok, nasıl diyeyim. Bak mesela senin arabayla benim arabamın farkını bir tık şey yaptın mı, anladın mı? Yani şimdi şöyle, bununla daha rahat dönüyorum. Yanlıyorum. İşte bu araba daha hafif. Ha. Hissettin mesela, mi kullanırken? Evet evet. Mesela bu 360 attıktan sonra hemen toparlamıyor, hızlanmıyor. Ama bu 360 attıktan sonra çok tatlı toparlayıp devam ediyor. Evet, bu çok hafif araba. Tamam. Biraz şey farkı var. Yani fulleyince bu araba çok iyi oluyor da. Ben fulline bindim. Ama çok para be Mia, ne gerek var ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kaçıyor polisten. Değil mi? Bak bende de bundan vardı. Hiç polisten kaçmadım da. Emma neler yapıyormuş, bana neler anlattı. Oğlum sana bir şey söyleyeyim, ben genelde elegeyle yakalanıyordum. Bununla arka arka iki kere kaçtım aynı gün. 10'ar dakika arayla. Bir şey diyeceğim, elegiden çok daha çevik bu arada şey olarak. Ya eleginin hızı yok ki. Eleginin dönüşleri çok güzel. Ama arabanın ismi ne biliyor musun peki? Bunun mu? Hı hı. Ne? Kaos koydum. Kaos mu? Niye? Onların marketinin adı Kaos'tu ya. Ha, ondan mı? Yaz, evet. Vallahi bu araba çok güzel bir şey mi? Bence dışını fulle bu arada. Şey ama geçen gün Ares dedi ki şey taktığın zaman dedi, rüzgar taktığın zaman dedi yavaşlıyor dedi. Dönüşlerde. Ama o rüzgarlığa bağlıdır ya. Bilemedim. Bak benim rüzgarlığı hatırlıyor musun sen? Hangisiydi? 10 dakika daha burada takılsanıza. Elime bak. Tamam. Evet. Biz araba konuşuyoruz zaten. Tamam, konuşun. Devam edin konuşmaya. Ben arabadayım ama. Evet. Evet. Bati, bunlar yeni kıyafetlerim mi? Bak, gördün mü uzaklığı? Aa şey, bu kadar falan da benim spoiler. Aynen. Bir de şurada vardı. Tepede o da rüzgarı kesiyordu yani aslında bir yandan. Sürtünmeyi azalttı. Başka dıştan atılabilir bunu. Yanları arkaları falan fulldü benim. Bahtiyar hatırlar zaten benim drafter'ı. Evet. Seninki kimde? Ben işte Emma'daki benimki. Hı. Spoiler takarsan ekstra çekiş gücü gelir araca. Emma'nın Ares dedi ki Emma'ya söktür dedi. Emma'nınkini söktünüz.
Ama spoiler'dan spoiler'a fark var işte. Bu kocaman olanlar ağırlaştırıyor. Hatoktan bakabiliyor bak. Muyuz? Bak şimdi Mia, şurayın devam ettiğini düşün. Şu kasisi görüyor musun evet, magazdaki? Evet görüyorum. Şimdi o hızı daha da keskinleştiriyor. Rüzgardan hani anladın mı? Rüzgarı kesiyor. Anladım. Yarıp geçiyor büyük böyle. Takarsan, büyük takarsan rüzgar büyüye çarpıyor bir nebze. Yani ben estetikten dolayı buraya takmıştım. Bir de aynen, yukarı bir, takmıştım. Bir de senin büyük taktığın spoiler... en iyisi bence. Bence de o çok iyiydi yani. Bir göster istiyorsan Bahtiyar. Katalogdan bakayım bir. Bir de kaç para? Tamam. Pahalı bu arabanın şeyleri ya 30, çok. 30 bin civarında oha. Bir şeydi ya. Vallahi bir şey diyeceğim. Ben çok şanslıydım. Bu araba sonradan zamlandı. Ciddi misin? Evet. Kaç paraydı sen aldığında? 100 bin zamlandı bu. Önceden 4 bu araba 400 bine almıştık biz arabayı. Şu an 550 bin bu araba. Evet. Bak bunlar olmaz işte. Heh. Bak bir geri gel Bahtiyar. Bu benimki şu buydu. Mu? Şunu mu diyorsun sen? Hayır. Arkadan demir destekli olan. Şu. Heh buydu benimki. Oo güzelmiş. Bu kaç paramış bu? Bu kavis 27 veriyor bin. İşte. 27 bin mi? Bu kavis verdiği için daha rahat oluyor. Diğerleri rüzgarda hani yavaşlatıyor arabayı. Ay. Aynen çok bak güzelmiş. Mesela şu. Şöyle bir şey takarsan çok bir şey olmaz. Ha bunlar da biraz estetik minimal. Estetik olarak şey güzel aynen. Görünüyor. O arkadan demir destekli ya olan. Ya o güzel ya da çok sade bu var. Ama ya bu da bayağı buna, sade. Buna da yani para bu vermem bu ne? Havalı yok bu... yok. Aynen orijinali böyle hava mesela. Hava kalkıyor aksiyim. Aksiyim. Bak bir de yukarıdakini göster Bahtiyar. Göstereyim. O da mı paralı? Şu. Ha şey. Okey. Bu bir tık daha pahalı ama. O kaç para? 32 bin. Şüş. Bu arada sen bu sticker'ı tutacak mısın arabada? Tutarım ya. Hatırası var. Ha. Ya bu arabaya renkler çünkü çok yakışıyor. Yani sticker durup rengi değiştirebilirim ama. Mesela ne renk olur ki buna? Yani benimki işte hatırladığın o şeydi. Vine Red vardı, üzerinde Sedef vardı. Ben her aracıma onu yapıyorum, çok güzel oluyor. Mia. Efendim? Bunu alacaksan ilk önce turbo al. Turbo mu? Turbosu da 160 böyle bir şey dedi. Tamam, başta turbo al buna. Turbo çık der gibi o ne oğlum, başta turbo al. 160 bin az para mı? Çok pahalı ya. Yok yok yani, alacağın zaman turbo al direkt. Şöyle bankama bakıyorum, 50 binim var, 50 türbinim. Olmuyor balıkla benim şeyle. Benim bir de işte yanları filan. Bunda marş etek yok mu Bahtiyar? Efendim? Burada side part yok değil mi bu araçta? Bir bakayım ona. Sanırsam bir tek rengi değişen vardı. Aynen. Şöyle karbon normalde. Şöyle bir tık alçaltıyor. Bakayım. Ne yapıyorsun? Başka ne vardı bunda? Altan iyi anlarsın. Başka ön tampon var. Elegiyi satsak bile fulleyemiyoruz. Şöyle bir tık geri çekeyim göstereyim. O değil de arabanın altında şey mi kalmış? Kirko mu kalmış şöyle ya? Şöyle karbon var. Şöyle racing model var. Bir de street model aa, var. Aa bir dakika. Arabanın Bahtiyar, altında arabadan şey hortum var. Sarkıyor. Hortum sarkıyor arabanın altından. Nasıl ya? Lan freni şey bir şey olmuş. Gel bak. Ha anladım. Asir Kriko kaldı. Ben onu bir sökmeyi deneyeyim şurada. Kriko'nun bir tane vidasını sökmemişim de. Kriko olsa duramazsın, hortumdur o. Allah Allah. Bakayım. Hortum o hortum. Böyle sallanıyor şeyden sallanır gibi. Allah Allah. Hilde baksana. Hilde bak. Eğilim mi? Dur evet. Bir dakika. O nasıl yatıyor lan? Buraya da iyi güneş vuruyor ha. Güneş altında uzanıp ben yanarım burada yani. Günde 3 posta güneş altında uzansam. He gördüm. Evet gördün mü? O hortumu valla. Dur bir bakayım ona. Güneş altında uzanma. Oğlum siz her şeyi nasıl biliyorsunuz lan? Kasada kasa ama.
Sen Dominik misin be amına kodum? Yok ben de. Bunda 4 tane var, yetmez. 3 mü? Geçen Dominik'e verdim egzoz ya, bizim şu çöpe attıklarımız Allah'a vardı. Allah'a emanet, görüşürüz. Neden? Oradan daha mı rahat görünüyor? Evet evet, gelsene. Neye bakıyorsun kız? Arabanın altındaki portuma bakıyoruz. Portum sallanıyor bak, kız ya kaza yapsaydı su. Ha. Yani böyle işinizi yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım ki daha. Yaptırdın en son arabayı. Evet, o hortumu ne yapacaksınız? Ne yaptırdın en son arabayı Mia? Efendim? Arabayı en son kime yaptırdın? Şeye, Bahtiyar'a. Tamir ettirdim. Bahti. Efendim. Kovuldun. Niye? Yeah. Ya hortumu bağlasana. Sucuğum, sen yokken Bahtiyar vardı. Hadi lan. Vallahi boynuz kulağı geçermiş. Ulan zamanında baba diyordun, şimdi lan diyorsun. Ben de buna tutuluyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Güzelsin. Ben yokken işler aksamış galiba. Kusura bakmayın. Harbiden sen neredesin? Ya sorma, ben gitmek zorunda kaldım da. Birileri demiş ki öldü. Şimdi yazın. Birileri için öldüm be Su. Ne? Yok bir şey. Sesin gelmedi. Ha, ben bir kalkayım. Neden? Geliyorum. Ben ultimi açtım, gidiyorum. Ne ultisi? Gidelim mi? Haydi bismillah. Eylül nerede? Arabada. Bizle bir yere kadar gittiler. Ha. Eylül burada burada. Ha, geldiler mi? Dedi ya bir şeyler açtıracağım arabada diye. Eylül. Bak ha. Hortum yine düştü Bahtiyar. Allah. Mia biz bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bahtiyar işten anlamıyor. Gel bak benimle. Yok yok, yapar o şey. Bahtiyar'cım bir saniye. Efendim? Lütfen yani. Yapar bir yapar. Yani. Ben kaçıyorum. Bahtim, bir balığa gidiyorum ben. Tamam. Biz geliyoruz ben hemen. Eylül, işte gidiyorum, onu söyleyecektim sana da. Hayır yine çok gerildim. Neden? Ya ben böyle iş hallolmaya çok geriliyorum. O yüzden gerilince de bunu dinliyorum. Aç bakayım. Ne geliyor? Ama sen tam sarhoş olmuş yollarda, kaybolmuş bir gençliğim vardı. Alacaklı yollardan acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda, tam sarhoş olmuş yollarda, kaybolmuş bir gençliğim vardı. Alacaklı yollardan acılara yürüyor. Rahatladım. Dur şimdi. Hı hı. İneyim mi? İnin. Ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun? Dur ben halledeceğim ya. Oğlum terbiyesiz terbiyesiz konuşmayın ya. Çeti sabalın abi ya.
Arabeskilik yapıyorsunuz abi. Ya rol yapmayalım mı kimseyle? Ayıp ya, terbiyesizlik yapıyorsunuz gerçekten. Mia. Efendim? Kaputu açabilecek misin? Açarım. Mustafa abi. Tamam, sen bir Mustafa abiye versen arabayı, bir de o baksın. Teslim edeyim. Olmuş değil mi Mustafa abi? Olmuş mu? Tamam tamam olmuş işte ya, gel. E onu almayayım. Balığa gideceksek jip alayım. Fark etmez yani. Ah. Bununla da balığa gitmeyelim bence ya. Ha, ben bagajı da koyuyorum bazen de, ondan dedim. Ha iyi tamam hadi. Bunun bagajı geniş ya. Hayır, bazen terzi kendi söküğünü dikemez kafası, bunlar yapamıyor. Çok basit şeyleri kaçırıyorlar. Yelip hortum mu alacak sadece? He. Eline sağlık, teşekkür ederim. Rica ederim. Arabada sigara içiliyor mu? Hiç. Haber yoktu mu hala? Yok ya. Ya bu arada... Yani ben polise gitsem mi gitmesek mi arasında çok kalıyorum. Daha. Ben de çok düşünüyorum. Bu arada ben mesaj attım. Evet. Mesajım bir şey çiftlik oldu yani. Evet, benim mesajlarım da çiftlik oluyor zaten. Onu sinirleniyorum İşte ya. İşte ondan diyorum yani, telefonu açıyor olması lazım. O yüzden diyorum ki acaba başka bir şey mi takıldı kafası da? Ben en son terk edildiğimi düşünmeye başladım artık. Terk edilince anlıyorsun. Ben terk edildim bir kere. Haberim olur mu yani? 7 yıl beklemen gerekiyor. Ne yapıyorsunuz burada ya? İyi hadi gidelim. İyi, balığın orada görüşürüz. Tamamdır. Aga be, 7 yıl beklemen lazım. Aga be. O zaman ben yine bir... Mia. Efendim? Bana bir şey olursa Allah'a emanet. Evet. Evet. Beklemedim ki, beklemedim. Geçsin ömrün yaz baharı. Bu arada şey yapabilirsiniz, chat'i açabilirsiniz. Aldı telaş beni ellerine. Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği. Düştüm aşkının
herkes öleceğim. Bozulur yasaklar, kurallar, sevişmek bağışlanmaz. Affetme beni, içimde korku, heyecan, aşkınla başım. Bu arabayla 701, aman 704, 360 asılıyor mu lan? Deli mi? Lan atılmıyormuş. Olmuyormuş, olmuyormuş, olmuyormuş. 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 Bir şey söyleyeceğim. Ha? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ha, iyi, tamam. Geliyorum hemen. Atılmıyormuş lan işte. Abi, sarı atar kardeşim, araba sarının. Sarı atabilir yani, gayet normal. Çok mu hızlıydık ki? Niye atamadı? Atılıyor mu, atılmıyor mu? Bir daha deneyeceğim. Dar yer mi? Oğlum kocaman yoldu lan. Durma, dursun, yüreğim sana binler. Oğlum hemen yükleme yapmayın. Daha yeni öğrendim anasını satayım. Bozulur yasaklar, kurallar. Sevişmek bağışlanmaz. Affetme beni. İçimde korku, heyecan, aşkın. Benim bildiğim gibi atılmaz mı? Nasıl atılıyor? Daha mı farklı? Önce bir sağ tık, sonra sol. Ha. Himo? Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Bir şeye bakıyorum. Aa, iyi. Demişti adam, dedi bana bir şey olursa diye. Benzin mi az, vallahi mi? Görmedim ya. Arkanın tam burası rezalet ya. Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. He abi, kırdım oltayı, ne yapayım? Bir de şey, hesap soruyor. Ezevenge bak ya. Parasıyla değil. Oo, ver. Abi. Ya
vermiyor mu? Alayım mı ben? Versene. Baba konuştuğun için bir tane olta alabilir miyim acaba? Çok teşekkür ederim. Tamam. Selam yeni gelenler, hoş gelmişler. Benim biraz bit okumam gerekiyor galiba. Sanırım evet. Müge Anlı'ya gidelim aynen. Müge Anlı'ya gideceğiz abi. Dur arabadan inme. Sizin düğün ne zaman? Bugün işte hiçbir zaman. İçinde neden? Öldün gibi hissettim, doğru mu? Öyle dümbişer oldu ya. Ne oldu? Can sıkıcı durumlar. Ne oldu? Bir uzaklaşmalar falan. Kim kimde uzaklaştı? Söyle. Ben olduğum yerdeyim ama iz benden çok uzakta ya, öyle değil. Ama dün ne oldu? Ya birkaç şey anlattım. Ne anlattın? Değişik mevzular ya, öyle değil. Ya söylesene. Vallahi değişik mevzular. Anlatırım bir ara sana. Ne oldu ya? Dün bir şeyler olmuş. Dün neler olmadı ki? Ulan tam da uyuyacak şey günü buldum ha. Keşke olsaydın bu arada. Ulan tam Altan. Uyuyacak günü buldum ha. Altan. Efendim. Dün bir şey ama olmadı değil mi Altan? Ama İzmana mesaj attı. Cartier, martier. Benim cartierim yok aradım ki. Ben de seni alırdık. Ne yaptınız ya? Aradım seni. Neden açmadın? Uyuyordum. Sabah 5.30'da mı? 5'te mi? 4.30'da mı? Ne kalktım? Ayağımına koduğum. Uyuyacak gün mü buldun? Değil, başka şeyler anlattım. Bırak biraz şey yapsın da. Zaman geçsin üzerine şey yaparsın. Bir amına koyduğum, uyumuşum, ne yapayım? Kaç gündür uyumuyordum. Ben oldum ya. Tamam evet. O zaman. Dün ne oldu anlatıyorum. Anlat. Şimdi izin bekarlığa vedası vardı zaten. Yani evet, o, evet. Hayır. Ondan sonra bekarlığa vedada biz dansı çağırdık. Ne? Evet. Dansöz mü? Üç tane erkek. Aha. Evet. Sonra ha, dansçılar geldiler. Evet. Sonra biz bayağı içtik, eğlendik falan, dans ettik, işte neyse. Ondan sonra beni Aziz Cefa aradı. Ya onunla bir evet şey olmaz oğlum ya. Atlatır yani, ne diyecek? Ne olacak? Hamileymiş. Ne oldu lan? Biliyorum anladım. Eylül? Normalde gerçek dansçılar gaydi mi ya? Evet. Gel bir şey gerçek olmaz. Gerçek dans değilmiş. Gel. Ajansın biliyorsa sahibi gelmiş şeye. Departmana. Cartier'li. Siz Cartier'li adamlar gerçek miymiş? Evet. Ha adamlar bunları biri yatırıp sikme diye... Ne? Ne? Allah! Ulan iyi ki uyumuşum. Oldu hayatım. İyi ki uyumuşum lan. Yok canım sen safe zone'da olurdun, bir şey olmaz. Neden? Ne demek istiyorsun, ben çirkin miyim? İstersen kaşınma Mia. Doğru diyorsun da niye safe zone'da kalacağım merak ettim. Anlatmayalım burada, anlatmayalım bence. Ya anlatın bence lütfen ya. Neyi ya, neyi? Bak o elini alacağım arabası en sonunda. Ne yapacaksın lan elimi alıp? La biz halletmedik mi bunu? Doğru hallettik. Bu muydu? Bu mu girmiş dansçı diye? Biz biraz... adamları yakalayamadık ama. Heh, yani yakalayamadınız bulamadık. Yok, ya dolandırmışlar bunları, orospu çocukları ya. Bayağı paramızı falan aldılar. Çok bir şey olmadı ya. 5 dakikadır Emma ile konuşuyorum. Ne diyor koçarı? Yumurtalıklarını dondurmak için hastaneye gitmiş. Ay. Niye? Ağrı yapıyorsa. Ne, sen neden? Ya çok değişik konular var Mia ya.
Ya neden bana bak bir şey anlatmıyorsun? Ama sen yoktun bak, seni o kadar çok aradım, o kadar çok mesaj attım. Dansçılar ki... gerçekmiş, iyi ki gelmemişim. Dansçılar gerçekmiş ya de yani ya bulamadık sorma. Da tüh, yakalayamadık Allah Allah. Da. Vallahi yakalayamadık. İyiler miydi bari? Zaten yakalasam var ya, of. Neyse rezil bir gündü. Oha neler kaçırmışım. Çok şey kaçırdın. Neyse yapacak bir şey yok yani. Neyse sonra ben bu şeyin ajansın sahibini dövdüm. Ajansın sahibi kimmiş? Sikiş ajansı. Ha? Ha? O ajanstan dansçı mı evet. getirdiniz tuttunuz? İşte. Yok yok başka. CEO'su falan geldi. Dansçılar gerçek yani. Ajansta bir sıkıntı yok. İsmine baksana Sikiş ajans diyorsun. Ya ajansın evet, adında yani, şey yok adında ki. Adında hayır ne? Yok. Evet, evet ama ajansta bir sorun yok yani. Ajansın dansçılarını dövmüş adamlar, gelen adamlar. Paketlemiş atmış bir yere. Hadi. Dark etmişler. Aynen. Sonra işte yaklaşık bir saat sonra da CEO departmana gitmeyi akıl etmiş. Bize partinin sonlarında Aziz Efe aramasa kim bilir neler olacak. Hayır, yani dansçılar da ne kadar iyiyse yani bizimkiler de hiç fark etmemiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Falan kıyafetleri falan nasıldı? İşte bize sadece araba... geliyorum şuraya işleyeceğim. Bize sadece araba bilgisi verildi, tamam mı? Yani dediler ki bu arabada gelecekler dansçılar dediler, evet. Tamam mı? Sonra araba aynı arabaydı gelen arabada. Yani arabayı falan da çalmışlar. Oha! Herifleri indirmişler, aynen. Dövmüşler. Kıyafetleri mıyafetleri giymişler mi? Kıyafetleri söylemediler işte. Normalde kıyafetler farklıymış. Bunlar unicorn maskesiyle geldi. Normalde böyle burnu uzun bir tane doktor maskesi var ya eskilerden kalma evet, biliyorsunuz. Evet. Normalde onunla geleceklermiş mesela. Bize kıyafet bilgisi verilmedi. Sonra neyse bu dansçılar gecikince, geciktiler de bayağı. Biz işte Twitter'a yazdık. Dedik ki bu dansçılar dedik niye gelme dedik. Paramızı geri verin bari dedik. Sonra ajans bize tweet attı kendi hesabından. Dansçılarımız en kısa sürede orada olacaktır diye. Yani bizim şüphelenecek hiçbir şeyimiz yoktu. Böyle dansçılar bir de gay olduğu için birbirini falan da tokatladılar böyle bunlar. Yani adamlar bildiğin rol yapmışlar orada. Dans ederken bayağı güzel. Bayağı güzel rol yaptılar. Birbirlerini tokatladılar. İşte ne bileyim birbirlerine yalandılar, malandılar bir şeyler yaptılar işte. Biz de hiç şüphelenmedik. Yani Aziz Vefa... Ha diğer beni dansçılar... Beni aramasa... Uyanıp... Polise mi gitmişler? Evet. Diğer dansçılar ve CEO uyanıp şeye gidiyor. CEO'ya haber veriyorlar. CEO hemen departmana geliyor. Aziz Vefa beni arıyor. Ben diyorum ki nasıl yani Aziz Bey böyle böyle mi? O sırada bunlar benim telefonla konuşmamı duyup kaçmaya başladılar. Lan hiç fotoğrafınız falan var mı o geceden ya? Çok merak ettim. Yok hiç çekinmedik valla. Ya... Ulan. Bakalım bir de fotoğraf. Ulan Jared ben altına ulan bize atardınız. Gizli parti olduğu için fotoğraf yasaktı. Bize atardınız, bana atardınız. Çok merak ediyorum. Biz tekrardan o hale geliriz senin için. Ha, duruyor benim evde kıyafetler. Benim de duruyor. Oha, bir gün şey yapalım mı? Gösterin bana. Tamam. Benim tamam. Hiç Jared yerim yok. Nasıl yok? Alırız. Alalım sana da. Ha, al duvara şey yaparım. Giyinirim. Kullanırsın ya. Kullanışlı oluyor. Ne olacak canım? Gece yatarken de güzel oluyor. Ben de öyle yattım valla. Yorgunlukta. Cartier'le mi? He. Ben dün valla hiç cartier'le yatamayacaktım. Gittim pijamalarımı giydim. O da çok tutmaz zaten. Doğru. Yani. Ya biz küstük de başka yollarla hallettik barışmamızı. Bana da alalım ya. Alalım. Benimki de çok durmaz gibi. Merhabalar. Yemek yaparken falan giyer. Ha. Konulu bir de. Konsept. Evet. Bugün mutfakta ne giysem? Altan Bey jartiyerinize. Bizim tezgah geniş 2-3 tencere alıyor. Hadi gidelim. Bizimki de genişlik. Kate'le Eylül'ü almıştı. İçtiyseniz. Ay yara beklemedim. Düz mü gidiyoruz? Ay, yaramıyor. Bence evet düz gidiyor. Aa, sola gidelim. Sular da bizi bekliyor. Sular bekliyorsa düz gidelim. Tamam o zaman. Neden? Eski gelinim. Ha. Yeni sevgilisiyle. Yok be. Cesur.
Hop şu yerden. Ne aldın lan? Balık koymuşlardı onu. Bedavacı. Bundan sonra öyle kardeşim. Bundan sonra dibine kadar illegaliz. İz nerede? Arabayı kilitledim. Arabayı kilitlemeye gitti. Oha, sizde Süperstar mı satılıyor? Yayını bilir mi? Yeni mi geldi? Kurban olayım. 6 saattir yayındayız. Kadınlara yok mu? Yok valla. Şey çalışmıyor. Kadınların ayakkabısı leş gibi. Yok, haberimiz yok. Beni buraya gelince uyku bastırıyor ya. Evet, aynı bana da oluyor. Esnemeyin. Sedarka bunu esniyordum zaten. Esniyorum. Herkes bunu bekliyormuş, hala bak. Evet. Hayatım, sana bir sipariş edelim şey, Süperstar. Dönünce olur mu? Edelim mi? Olur olur. Olur bence. O ne? Efendim, balık. Var ya ayakkabı. Ha. Adidas. Bildim. Kadınlara toptan getirmemişler buraya. Şeyde sipariş edelim mi? Air Force. Ebesininkiymiş hayatım. Yani çok da şey yapmasak onlardan mı? Onlardan var zaten ama ışıklıları var. Işıksızı yok. Ha iyi, tamam, bakarız işte. Var mı senin istediğin Mia bir şey? Benim çok şey var. Konuşalım bunları. Baba Express'ten mi söyleyeceğiz? Ne istiyorsun? Yok, şimdi kredi kartını kullanacağız ya. Şimdi ben hunharca harcarım, sen kızarsın. Oturup beraber bir konuşalım. Ya yok, neyine kızacağım? Al ne istiyorsan. Sen emin misin Mia bir şey istemediğine? İstemem yani, istediğim şeyi getirtemezsin. Oo. Ben geldim. Yok, geliyor da kargo süreci uzuyor. Bu ne oğlum, siz şey köşe mi tutuyorsunuz lan? Geçtik de uzuyor. Ha, ne yapalım? Biri gidiyor, biri geliyor. Yani bunlar Cesur, Çin'den Cesur geliyor ya. Çağırdı onu ya. Hı. Rastgele. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin eski gelinim. Su geçen gün biz seni aldık ya. Biz soru istiyoruz kardeşim. Nasıl andınız bakalım? Yeni gelinimle. Ana avrat söylüyorduk. Hmm. Bim kahvede. Ya melodi vardı. Kahpe. Bir dakika, bana mı sövdün lan? Bana dedi bana. Yok, bana sövenleri. Eylül'cüğüm. Canım. Eski meslektaşım. Sana söver miyim? Sövmez. Sevdiği kadın. Oğlum. Eskiden sevdiği oğlum. Geçmişe mazi. Sikilmişe gazi. Yani ne? Öyle, ha onu diyecektim. Ben getirmezdim devamını işte. Neyse. Sana gazi unvanı verildi. Of. Yapma ne olur. Hayır, olamaz asla. Neden? O suyu mu seviyor hala? Neyse, ben kaçıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Niye bana cevap vermedi? Üstürdün kızı. Bana mı dedin? Valla duymadım. Nerede tuttun dedim. He. Ya geneli oldu mu ya? Tuttum valla. Tamam canım, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen de. Görüşürüz sen de. Kızı yok ettim be. Ayıp oldu ama be. Ayıp. Ama çok güzel ortalar açıyor, ne yapayım?
Öyle doğru. De atmazsın. Ben kişi bazlı söylemiyorum ki, gel işine yapıştırıyorum yani. Bozuldu ama kız. Yok be, arsız bu. Forvet Altan. Ve çöllerin sevgili Altan yazı düğün yapacağım. İz, senin istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Eylül'e kıyafet siparişi vereceğiz de yurt dışından. He, yo. Ayakkabı, daha yeni, pantolon. Daha yeni sipariş verdik ya. Allah Allah, kime? Seher içkiyi. Allah Allah. Cartier mi söyledin? Aynen, renk renk aldım. Kalplisinden tut siyahına kadar beraber aynen, aldık. Aynen, çizgilisi mizgilisi hepsi ne varsa. Mor, mor çizgili, gri ha, çizgili, her şey var. Beyazlı falan. Mavi puantiyeli, var. Evet. Ona göre ayakkabılar da aldık. Evet, topuklu. Siz ne zaman barışmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Çok oyuna gidecek, aynen aynen. Düşünme sürecindeyim hala. Leopard. Neyi düşünüyorsun? Hayır. Yarın düğünün Cesur var senin. Cesur konuşuyor. Cesur dedi ki sen git, ben bir ağzını sıçayım onu dedi. Senin yarın düğünün var, ne düşünüyorsun? Var mı yok mu bilmiyorum artık. Ne demek öyle ya? Nasıl vardı? Ya? Ben boşu boşuna mı elbise aldım? Elbise mi aldın? Ne düğün aldın? Olacak. Sen elbise aldın diye düğün yaparım ben ya başka yerde. Harbi mi? Ha. Şimdi o düğün Bette. Oluyor da bir bekarlığa veda gibi bir şey oluyor. Bence bulaşmayalım. İyiyim, hoş geldin Hamza. Tamam. Farklı bir damat gelmesin. Tamam tamam. Şu dansçıları da bir yakalayamadık ya. Harbi kahpeleri adi bir yakalasam. Nere bak ya. Utanmaz, haysiyetsizler. Şerefsizler ya. Hezemekler. İbneler. Orospu çocukları. Orospu çocukları. Adam nasıl işten söylüyor? Öğren. Neyse. Harbi Mia bir de birisi kişniyip duruyordu, biliyor musun? Nasıl yani? Havlıyordu bildiğin. Havlıyor muydu? Kişniyordu. Evet. Ha. Uh-huh. Ama unicorn maskesi var dedin. Kişnemesi normal değil mi? İşte kişnemiyordu, havlıyordu. Hırlıyordu. Garip bir şeydi o, neydi öyle bilmiyorum. Her şeyi yapma, o laftı, o izle ilgilendi sürekli. Etiyan bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin partiniz erkeklenmiş, siz niye küstünüz? Başka mevzu. Ha. Kız mı? Yok ya. Erkek adam mi? Öldürmüş iki tane. Bundan yeni haberim oldu. Ya? Sırtıma yavaşça vursana. Evet. Bu şehre gelmeden önce ya. Hızlı vur Mia, hızlı vur. Vurma, hızlı vurma. Hızlı vur Mia sırtına. Vurma hızlı. Vurma, biraz daha sert vur. Sert vur, sert. Vurma, sert vurma. Acıdı mı? Oh. Acıdı mı? Acıdı. Özür dilerim. Sesi içine kaçtı. Acısın. Geçti mi hayatım? Öp geçsin. Dün denedi de çok büyük morluklar var yani. Halı saha yaptık ne biz dün. Ne oldu sana? Ha. Ha şimdi İzler'in bekarlığa veda vardı ya. Bizim de halı saha vardı işte bekarlığa veda diye. Hava topunda nasıl çarpıştık, nasıl çarpıştık. Peki bir şey söyleyeceğim. Altınlar bu kadar güneş var. Altan dolandırıldık diyorum. Neredesin diyorum. Halı sahadayım hayatım diyor. Yok artık. Ya ama bir dakika şimdi. Adamlarla büyük parasına neyse, girdik. Kim kazandı daha. Altan? Biz çıktık işte maçtan, ne yapalım. Ha, geldik ya yanınıza. Ha evet, 5000 saat sonra geldiniz. Arabamızı çekmişler, ne yapalım. Altan Mahmet'ti. Bir şey söyleyeceğim ya, sıcak değil mi? Üstlerinizi çıkarsanıza ya. Biz eğilirim. Yok yok kısa kollu, ben... kısa kollu. Ben çok yani. Üşüyorum. Siz böyle... Alttan hava alıyorum ben, alttan iyi. İz. Efendim. Ne kadar kaldı? Neye? Çantanın dolmasına. He, daha var ya. Daha var, daha var. Tamam, bekliyorum. Daha var, bir sürü var. Konuşalım mı seninle sonra? He, tamam. Tamam. Tem. Tem, görüşürüz. Selamun aleyküm. Aa, selam, tamam. Hayır, hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz?
Balık, balık tutuyoruz. Balık tutuyoruz. Sen? Valla ben de balık tutmaya geldim. Hoş geldin. Ya. Hoş bulduk. Yine kaçtı bu balıklar. Yakalamayı bilmiyorsunuz, sonra kaçtı diyorsunuz. Olta yerken çekme. Hep kaçıyor ya. Sürekli kaçırıyor ama yeni bir şey değil. Allah'ım 200 IQ. Olta yerken çekmeyin mi? Evet. Bayılıyorum bu kızın zekasına. Gerçekten mi? Evet. Ben de sana bayılıyorum. Canım benim. Aga, aga be. Mahir. Efendim. Uraz'a ulaşabildin mi? Bugün mü? Ha, Uraz yatmaya gitti ya. Yok hiç. Ha, ayaktaydı. Ha. Dün maçtan bahsetti mi hiç sana? Sorduğun haber yok. Bizim alı saha maçından mı? Ha, Mia. Ha. Efendim bana mı? Yo, hiçbir şey söylemedi. İyi. Rezil olduk adamlara ya. Hayır, bizim yine maç ayarlamamız lazım. Adamlar profesyonel kaleci getirmiş. Hiç bilmiyorum arkadaşlar nerede. Ya, altyapıdan ayıp. Çocuk getirmek ne ya? Barıştık. Harbi. Mümkün mertebe biz iki mayır yan yanayken ölmez ve karar deseniz çok sevinirim ya. Üstüme alınıyorum bazen. Emma'yı mı anlattı? Emma'yı ne diye anlattı ya? Hatırlamıyorum. 600 puan. Ben ne yapıyorum ölmez. Ölmemeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Emma ile alakalı ne anlattı lan? Yapalım biz de uğraşıyoruz işte. Bu arada bizim İbiş'le konuşup mekan bakmamız lazım sanki Eylül. İbiş ne alaka? Bir yıl dedi ya. Şimdi başvursak anca bir yıla. Ha. Ne ki? Siz ona inandınız mı cidden? Ya biz bunu konuşmadık mı İbiş'le? Öyle bir şey yok dedi. Aynen. Bana demedi. Ben dolandırdım sizi dedi. Demedi mi? Bana demedi. Balgam niye atayım abi? Konuşalım tekrar BFF işte. Değil, arayayım mı İbiş'i? Yok Altan gitmişti o zaman söylediğinde ya. Hatırlasana işi vardı. Doğru doğru. Şey Akunilerle buluşmaya gitmiştin. Ah Akunim be. Ah Faruk. Faruk hangi de gitmiş. Bu arada. Evet. Hiç haber bile evet. Vermemiş. Bana mektup yazmış. Tam bir pezevenk diyorum ya. Çok özleyeceğim Faruk. İnsan giderken gidiyorum der terbiyesiz. Edaları sevmiyor ki. Mektup mu yazmış bir de? Evet. Bir de mektup mu yazmış? Bana onu da mı bırakmamış? Ama mektuba başlarken demiş ki vedaları hiç sevmem bilirsin. Sana özel mi yazmış? Yani bilmiyorum sormadım da. Mektup sana geldiyse sana özeldir ya Altan. Belki Mia'ya da yazmış ne bileyim yani. İlk arada yazmış olabilir. Bana kimse bir şey vermedi. Bana bak Kerem buradaysan o mektup bana rolsel olarak gelmedi. Hoş geldiniz. Efendim Emma. Nasıl hissediyorsun kendini? Geleyim mi? Tamam. Geliyorum ben eve. Ya bu bir yeniden küçük kız gibi bye konuşuyor. Bye. Bilmem yani karakter böyle. Bir yıldır çıkmış böyle konuşuyor. Yaptım. Buna mı takıldı nasıl şimdi? Nasıl geçmiş? Bok gibi hissediyorum kendimi de eve geçiyormuş. Yani pişman olarak. Evet, gelmiş de. Bunu sorguluyor ya şu an. Ben söyledim ona pişman olacağını. Vazgeçmiş olmasın ameliyata girmeden? Yok. Girmiş yaptırmış. Eve gidiyormuş. Bir kere de bizim mesajımızı okuyorum. Arada gördüm onu ne yapayım. Şu en üsttekine söyleyin de. O da gitsin. Git sen söyle. Biz senin mektup sen çok agresifsin. Çete karşı bayağı agresifsin. Yani bir şey diyeceğim. Beğenmiyorsan izleme abi. Tatava. Bağırsan duyar. Yani agresif şeyler yazıyorsunuz. Ben bunu tepki gösterince agresif mi oluyorum? Duyuyorum. Duyuyormuş bağırmana gerek yok. Ya görüyor musun sesini her yerde duyabiliyor. Neyse.
Fazlasın falan çocuğu. 5 dakika önce mi takip kaçtı etmiş? Ya, konuşturmayın beni. Yani ne diyeyim. Balga balgam yok ya. Ah be, balık tutmayı da özleyeceğim. Neden? Belki tutamam. Hayrola, sen de mi gidiyorsun? Yok. Ay ayakçı, ayaklarım karıncalandı. Balıklar bile benden kaçıyor. Ben siz normal balık tutmayı bilmiyorsunuz. Karı koca. La boş geçmedim yani. Ben de hiç boş ben geçmedim. Ben de hiç boş geçmedim. Kaç tane tuttun Altan? Hani vardır bir 160'ı filan. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani Plef Chat'e hani en fazla açık olan yayıncılardan bir tanesiyim. Hani bir şey yapmıyorum. Plef Chat'i kapattırmıyorum. Aboneye aldırtmıyorum. Dönüp de bana gelip sen çok fazla agresifsin de demezsin bu arada ya. Gerçekten demezsin yani. Ben birazdan hemen eve geçiyorum. İsterseniz direkt gelin bizim eve. Emma'yı da görün. Ben Eylül'ü bırakırım size. Oradan bir kaçarım. Uzanırım. Tamam. Ya toksikler hep var abi yani. Oluyor. Maalesef ki oluyor. Kardeşim bana o hastadır ya. Harbi mi? Ben şu önemsiz maillerime falan da bakayım. Belki bana da mektup falan atmıştır. Ne bileyim lan. Bak takıldım ben şimdi ha. O mektup harbi değil de mail atmış olabilir. Ha, hayır. Efendim? Mailime mektup atmış olabilir. Bakacağım. Evet de şimdi çıkıyorum. Şu şeylere falan düşüyor ya bazen gereksizlere. Tamam tamam bak sen. Ne bakayım ya. Ne gidip mektubumu okuyayım. Kokulu kokulu. Dur hatta şimdi bakayım. Vallahi mektubu parfümü kokuyordu. Sakalından da kesip koymuş mu? Yok. Tüh. Kardeşim Monika'nınki gelmedi ama. Geçen girdim Monika'ya. Hadi gidelim. Ana gelmiş. Yazmış mı sana da? Yazmış. Oku onu müsait bir zamanda. Biz gidiyoruz şimdi. Gidiyorum ben de evde okurum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi bay bay. Gidiyor musunuz? Aynen. Hı-hı. Kendinize. Tamam hadi ben görüşürüz. Ben bırakayım mı Eylül'ü size? Ya da bırakırım ben arabayı. Geçerim, ben geçerim sonra yanlarına. Tamam. Ha iyi tamam ararsın hadi sen. Öptüm. Hadi öptüm. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize bye bye bakın. Taka. Oğlum ne bileyim lan ben onun şey olduğunu. Ertesi günü bana rolde birisiyle geldi. Yani birisi gönderecek zannediyorum. Kardeşim ne bileyim ya. Kimyon sesini nasıl yapıyorum? İncelterek konuşuyorum. Okuyacağım, okuyacağım. Cool girl, aman cool girl. Muro, ikinci oyunu kutlamış. Ve demiş ki,
Ağzı olan konuşuyor. Çok ama çok seviliyorsun. Seni çok seven kitleyi unutma lütfen demiş. İkinci ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Uğur 2 TL göndermiş. Boş ver abla takma demiş. Rodeot 1 TL göndermiş. İyi yayınlar demiş. Debut TR 1 TL, şey 1 bit göndermiş. Teşekkür ederim. Ejnir 100 bit göndermiş. Debut'u 5 bit göndermiş. Kanfirman 1 bit göndermiş. Abla ben sarıyı seni yüzüyor diye vurayım mı? Kıyamam. Sarıma kıyamam, vurmayın. Şom 8 TL göndermiş. Ablam seviliyorsun. Bu arada çete selam demiş. Aleyküm selam. Nebatur 1 bit göndermiş. Kan firman 1 bit göndermiş. Abla kızına giderken sarı 360 atmıştı. Abi o arabayla deneyerek yapabiliriz de şu an yapamam galiba. PK 2 TL göndermiş. Araba çok iyi demiş. Fatih Yılmaz 2 TL göndermiş. Ablasına elektronik bir sigara alıyorum. Var. Elektronik sigaram var bu arada ya. Teşekkür ederim desteğin için. Maalesef teşekkür ettik. Vitron 2 TL göndermiş. 6 tek sekerde fullemek yerine para oldukça parça ekle bence. Mantıklı. Skyrel 10 bit göndermiş. Şimdi 720 denemelere başlayabilir sanırım. Orası bilemiyorum. Kristal Araç 09 100 bit göndermiş. Aga be şimdi Gio'ya da Gökhan'ı arar takılırdık. Doğru söylüyorsun bu arada. Çok özledim onları. Fatih Yılmaz 2 TL göndermiş. Bu kendime hep modumu düşürüyor. Ne? Kendime benim hep modum düşüyor. Akşam sigara için sevim artık. Kendime şarkısı. Aysani sadece özel günlerde alkol kullanan ben bugün içmediği sigaraya başlayacak demiş. Eka. Kan firman 2 bit göndermiş. Kesene bereket. Emreciğim canım moderatörüm 45 TL göndermiş. O zaman Nazi online chat seviliyorsun ablam demiş. Canım kesene bereket. Bir 5 TL daha göndermiş. Selam chat demiş. Emreciğim sağ olasın. Vitron 3 TL göndermiş. Artık sarının sadece sekreteri değil. Üstüne driver mı ya demiş. Egemen TRB ile ikinci ayını kutlamış. Şöyle vergimizi ödeyelim hemen demiş. Far Cry abone olmuş. TRB ile çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Kesenize bereket arkadaşlar. Ah. Yok mu mektubu burada okumamız? Ben bu arada kendimle alakalı olan yerleri mi okuyayım? Hepsini mi okuyayım? Hepsini okuyalım. Vallahi yani Keremcim chat hepsini oku dedi. Umurumda da değil yani. Sen kendine ait olan kısmı oku falan desen de chat hepsini okumamızı istiyor. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım o zaman. Şuraya bir yere çekelim. Faruk abimiz dağları severdi. Dağlara doğru gidelim. Ağaç da severdi. Aga be Faruk. Şimdi arkadaşlar Pezevenk Faruk diye kaydettiğimiz Faruk gitmiş şehirden. Yani askere gidiyor. Olsa olarak bilgi vereyim. Bize bir mektup bırakmış. Başta şöyle yazmış. Bu mektup Aceborn'da oynamış bulunan Faruk Temiz'den tüm IC karaktere ortak olarak hazırlanmış bir elektronik maildir demiş. Aa, bu arada Altan'a ayrı yazmış. Komakuduz. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Abone olmuş. Aramıza hoş geldin. Tamamdır. Tarkan Tarkanoğlu, Riza Dovney, Akoni, Devran, Cihan, Mia Carter, Ender Carrera demiş. Çoğu zaman yan yana olamasak da veya ben bunu yansıtmamış olsam bile hepinizin yeri bende ayrıydı. Vedalaşmak istemedim. Elbet bir gün bir yerlerde tekrar karşılaşırız düşüncesiyle yoluma gidiyorum. Yoruldum. Önceden sadece bedenen tanıştığım yükler benim için ruhen anlam kazanmaya başlamıştı. Ve aile kıvamında duygular beslediğim nadir insanlardansınız. Hepiniz benim için ayrı ayrı anılar ve anlamlar taşıyan hazinelersiniz. Aga. 100K'da hibe verdiydi. Harbi insan cukuları bize bırakır falan diyor. Bana sabırı, adaleti, efendiliği, çaba göstermeksizin zorlama olmadan aşılayan canım ciğerim Tarkan'dan. Her seferinde beni tetikte tutan düşüncesiyle İhtimalleri sorgulatan ama asla kimseye zarar gelmesini istemeyen ailenin en küçük ve en masum kız çocuğundan, kardeşimden öfkemi kontrol etmemi ve farklı şeylere yönelme düşüncelerimin olgunlaşmasına yardımcı olan Liza'dan, beni hiçbir zaman sorgulamadan destek veren özgüvenin oluşmasına en büyük katkısı olan, şöyle yapıyoruz, plan program ve düzen sahibi olmaya gerek konuşmaları gerek tavırlarıyla Akoni'den, hiçbir konuda tereddüt etmeden arkamı yaslayabileceğim, devrilmesine en düşük ihtimal vermediğim, kafamın içindekileri ben söylemeden anlayan ve konuşmasak da
tecrübesiyle bana her zaman bir omuz ve güç olan Devran'dan, akıllı oyunlarıyla beni zorlayan sabır taşın, birlikte yürüdüğümüz yollarda yürek ve bedenen beni yalnız bırakmayan en büyük sınavım, sen tam bir gözsün. İçimde olanları bile bile bana yaşattığın zorlukları kabullenmeyi istemediğim, içimde olan beni en çok zorlayan kardeşten öte Cihan'a. Belki kendim bildim bileli yaşamaktan en çok korktuğum ve zarar göreceğim duygunun çocukluğumu bana yaşatmaya çalışan, içimdeki çocuğa her karşılaştığımızda bir kere daha şans verme ihtimalini düşündüren, toz pembe bakış açısıyla en çok yumuşatan ve bana kötü şeyleri unutturan çocuksu yanım Mia'ya. Sen kimsin lan? Kendini kanıtladın mı? Olduğun gibi kabul ettiğin sıcak kanlı, seveceğin, iyi ve kötüyü ortak olan, paylaşan, paylaştığım şeylerde kendi yorumunu çekmesine gerek kalmadan katabilen Ender'e. İyi kötü zamanlarımız, yollarımız ayrı olsa da kesiştiği, güldüğümüz, ağladığımız, duyguları ve düşünceleri paylaştığımız güzel insanlar. Başta söylediğim gibi hepiniz benim için birer hazine gibisiniz. Dile getirmekten korktuğum, kendi kendimi en çok yıpratan benden, hepinize sevgilerle. Benim tek derdim kendim neydi? Buna ortak olduğunuz pişmanlıklarınız var ise beni affedin. Ve hiçbir zaman size kötü hatırlamak istemiyorum. Ve giderken yanımda sadece iyi anılarla 3-5 üst baş ve yorgunluğumla gidiyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İyi ki varsınız Faruk Temiz. Popom çok mu iyi? İyidir ya. Squat çalışıyorum. Mia'nınkini gördüm. Bir de benimkini görsen artık bilmiyorum. Tövbe yarabbim ya benim. Bak gene agresifleştiriyorum ya. Adam poponu iyi yazmış. Arabanın poposundan bahsetti herhalde. Ne bileyim abi, adam poponu iyi yazmış. Ben mi yanlış okudum gene? Bu arada Faruk be. Ne oldu lan? Monika ne oldu? Ha? Doğru okudum değil mi? Emma'ya gidelim. Emma'yı arayalım haydi. Alo? Efendim? Ne yapıyorsun? Sen var. Mandem, hasta olmuşsun. Evet. Seni ziyarete geleyim mi? Evdeyim şu an. Yeni ameliyattan çıktım. Evet evet söyledi. Söyledim. İzle beraberdik, balıktaydı. Ha. Geçmiş olsa geleyim eğer müsaitsen tabii ki. İzin evindeyiz şu anda. Yani bana bir konum atabilir misin? Gelince ben mesaj atarım sana. Tamam, konum atıyorum, bekle. Tamam hadi öptüm, bay bay. Bay bay. Oy kıyamam bu arada. Gerçekten şey hasta. Nereden gidiyorduk lan? Buradan mı? Şu an çok mutlusun. Allah mutluluğunu daim etsin abi. Herkes mutlu olsun. Herkesin şey olsun böyle, ne derler. Herkes iyi olsun abi ya. Pezen Park'ta gitmiş. Faruk askere gidiyor arkadaşlar. Yani rolsel olarak da veda etmek istememiş bize. Yani yüzde duygusal drama rolü sevmiyor galiba. Ya şu şarkının güzelliği ne olacak? Jokes on you şarkının adı. Ha, benzinimiz yok, okey.
joke's on you. Your joke's on you. Eve kadar idare eder herhalde benzinimizi. Faruk karakteri Monika ile sevgili değildi ama flörtleşiyorlardı. Yani açılma durumu olmadı birbirlerine hiçbir zaman. Ben Monika'ya giremediğim için o rol yarım kaldı. Monika'da bir tane evimiz ve bir tane arabamız var. Monika oynayacağım bu arada. Sorarsanız birazdan. Ama vakit bulamıyorum. Mia öldüğü zaman Monika oynarım. Nancy oynuyorum. Mesela bugün sabah oynadım. Şeyden bakabilirsiniz. Bu Aceborn'un Discord'unda Twitter fotoğrafları var. Oradan görebilirsiniz. Fotoğraf atıyorum oraya. Ya eninde sonu yani... Bunlar... Zaten şeyi söyledim hani sarı ölürse var mı yanında bir cevap? Eldrin yayın açacak mı hiç bilmiyorum. Soygun parasını verdi. Ya bir yayında oynasa diyorsunuz da biz o karakterleri açarken Furkan'la beraber off-stream oynayacağız diye açtık. 32 geldi. Aa, Dudulu Sakız 100 bit göndermiş. Ne güzel Niko öyle. Okuyanus 1 bit göndermiş. Yayınlar demiş. Kesenize bereket arkadaşlar. Komodokuz 10 TL göndermiş. Öyle sadece abone fi olmazmış. Yani bana öyle dediler deyip 10 TL göndermiş. Kesinlikle bereket. Okuyunuz Yener abla demiş. Kuruma 1 bit göndermiş. Neyse sanki Mia'nın sarışın versiyonu olmuş gibi. Ama farklı bir char. Daha önce oynamadığım tarzda bir char öyle söyleyeyim. Galiba tam emin olamadım. Hoş geldin. Selam. Selam, gel. Ha. Kalkıp otursanız mı? Ha, iyi misin? Emma? Değilim. Ya kıyamam sana. Müziği kapattım. Ne oldu sana ya? Hı? Ameliyat. Evet evet bir şeylerini aldırmışsın. Aldırmadım. Aldırmadım. Dondurmuş. Ha dondurdu. Evet dondurdu. Evet. Oturduğum yere sokayım ya. Nasıl hissediyorsun kendini? Kalk gibi. Ne zaman iyileşecekmişsin?
iyileşmeme daha yarın kontrole gideceğim. Diğer günde de kontrole gideceğim. Yok ameliyatına. Kuzey. Ya sesi nasıl kötü? Acı çektiği nasıl belli? Evet. Öpeyim mi, geçsin mi? Keşke öyle olsa. Sarı böyle yapınca geçiyor. Herkes çok farklı. Bilmiyorum abi. Yumurtalıklarını dondurayım. Üf. Oğlum bu ablamı izleyin, bize çoğu yayıncıdan çok değer veriyor. Hulya kalp istiyorum. Chat seri demiş Aysen'i. Abi Aysen de aydınlık tarafa geçti ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Aysen'i. Ben artık ölsem de gam yemem bu arada. Yani gerçekten ölsem de gam yemem. Sebebi de bak şu ikisi. Biri şurada ya, oturuyor. Ya deme öyle ama artık ya. Diğeri şurada oturuyor. Oğlum Eylül burada değil değil mi? Ah Hulya kalp var. Canları biliyorum ya. Tamam biliyorum, biz suçluyuz. Ya ne oldu bana söylesenize, ben de anlayayım. Ben söylemem. Bu Emma. Yanındaki oturan varlık söylesin. Söylesem hayır. Ya çok tatsınız Chet. Ya ne diyeyim ki? De söyle. Ne oldu? Ne yaptınız Emma'ya? O önce bana yaptı. Sonra ben dolayısıyla Emma'ya yapmış oldum. Evet dinliyorum. Bana bakın, bu kız bana 360 atmayı öğretti. Yağ gibi 360 atıyorum. Söyleyin. Ya olaylar değişik ya. Ya söylesenize. Gün yüzüne çıkmayan şeyler gün yüzüne çıktı, öyle diyeyim. İyi de bunun senin yumurtalığına ne alakası var? O da benimle alakalı. Sen ne yaptın? Kızın yumurtalığını mı şey ettin? Yok canım, ben ne yapacağım onun yumurtalığına? Söyle işte, ne yaptın? Şimdi başını bilmeden sonunu bilmen çok değişik olacak ama. Ya kısa özet geçsene, niye dolandırıyorsun? Tamam, bu Mahir var ya yanında oturan. Evet. Başka kim var zaten burada? Neyse. Bu bana yalan söylemiş ilişkimizin en başından beri. Ne söylemiş? Yani daha doğrusu evet söylemiş. Yani kötü bir adammış, daha öncesinde kötü kötü şeyler yapmış. O yalan söylemiş olmaz. Söylememiş ol. Yok, direkt yalan söyledi. Çünkü ben daha önceden böyle bir adam olup olmadığını ona sormuştum. Ne dedin ona? Ne sormuştun? Yani daha doğrusu böyle bir ithamlar bulunan kişiler vardı. Bu ithamların doğru olup olmadığını ona sormuştum. O da hayır, böyle bir şey yok demişti. Seni kaybetmemek için söylemiş olamaz mı? Olabilir ama en azından insanlar birbirine... Ya tamam da sonuç itibariyle yani... Bir şey söyleyeceğim. Bir senin sakladığın hiçbir şey yok mu? Hayır, ben ondan hiçbir şey saklamıyorum. Herkesin sakladığı bir şey vardır. Yalan söyleme. Hayır, gerçekten saklamıyorum. Yok mu atarlanma? Peki yarın öbür gün varsa sakladığım bir şey, ben öğrendiğimde benim tepkim nasıl olur sence? Bu arada ya sen herkesin sakladığı bir şeyler vardır. Ben bir şey saklamıyorum ondan. Benim de var. Her neyse işte. Benim de öyle var. Öyle olunca da ben ayrılmak istedim. Ha. Yüzüğü verdim. Ha, ondan düğünden sonra zaten, bir gün önce. Aferin. Ondan sonra işte başım döndü bir. Başıma oturuyordum sahilde. Evet. Hastaneye gittim. Evet. Bana abi desin dedi. Ya. Ondan sonra işte ben de çocuğu aldırmak istediğimi Emma'ya söyledim. Ya. Neden aldırıyorsun ki? İşte... Babası çocuk mu büyüteyim? Ya da böyle ama kötü bir... Ama senin bir parçan. Niye tamam. Aldırıyorsun? Bak şimdi şöyle bir durum var. Mahir diyor ki ben diyor kötü kötü şeylerin içindeyim diyor. Ben bu durumun içerisine nasıl bir çocuk dünyaya getirebilirim? Senin sevdiğin adamdan çocuğun oluyor ve sen bunu aldırmak mı ve istiyorsun? Ve başı belada olabilir ileriki zamanlarda. Ne olursa olsun.
Her sizin neyse, bir parçanız. İşte, evet. Emma ile konuştum bu durumu. Evet. O da tabii böyle bir tepki verdi. Gitti dedi. Sen aldırırsan ben de kendime zarar veririm dedi. Sen bebeği aldırdın mı? Hayır, aldırmadım. Ondan sonra ben hastanedeyken Emma'yı getirdiler. Kendini karnından bıçaklamış. Bu hikayede yanan Emma oldu. Bu hikayede yanan Emma oldu ve sonra da dedi ki ben bu olaylardan çok etkilendiğim için yumurtalıklarımı dondurmak istiyorum dedi. Sen de niye acele karar veriyorsun? Belki bilsin sen yani ileride. Şunun yaptığı şeylerde bu hikayede yanan hem Emma oldu hem de başka şey. Lan ben ne kadar kötü bir adammışım. Senin ben sıfırını sikiyim. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. İzlerle beraberim, bir şey konuşuyoruz da. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Sen neredesin? Hiç ne yapayım? Motelin oradayım. Tamam, uğrayacağım. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz, bay bay. Bye. İz. Efendim. Salak salak iş yapma. Sevdiğin i̇şte adam yapmadım. Yanında. Bebeğini taşıyorsun. En azından nerede olduğunu biliyorsun. Kıymetini bil. Ben gidiyorum, görüşürüz. Geçmiş olsun Emma. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sen de dikkat et kendine. Kendi kendine iyi bak. Ya. Bir şey olursa ara, uyanın. Bu hikayede yalan ben oldum. Miyasaru cici oldu, Junior. Bay bay değil ya, motore gideceğiz şimdi. Drop yok ya arkadaşlar. Bora niye CK versin de manyak mısın? Tukka'nın muhtemelen işi vardı. Şeye gidiyorum dedi işte, neydi onun adı? Tuvalete gidiyorum, denize işip geleceğim dedi. Şu benim duygusallığı çok hoşuma gidiyor. Ya 13 olsa niye biliyor musunuz? İşte arıyorlar beni, hadi balığa gidelim diyorlar. Ben de iyi tamam diyorum. Arabada çanta var, RPS yapıyorum. Oradan haberi olta alıyorum. Bakalım şimdi o zaman... Motel'e gidene kadar tutalım böyle. Oltaları kime satacağız ya? Azıcık çözer miydin?
Evet, Mia'dan az kullanmış olduk da değil mi? Hiçbir yol yaralanmıyor, uzadıkça uzuyor. Kal demiyor, söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor, içimde sallıyor. O arabaya çarpmadım ben. Ben bu arada çarpmadım o arabaya. Hitbox'ında sıkıntı var galiba. Hadi. Yüzümü gönlüne koysam, yemin tutsam. Nereye gidiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Sen de abi dur. Ha? Heh, şimdi camı açtım. Hiç ne yapayım? Geziyorum, sen ne yapıyorsun? İyi, ben de bir motele bakacağım. Sana bakacaktım. İki arabayla turlarım, sonra şey yapalım. Ne yapalım? Yatarım. Ha, yatmayı düşünüyorsun yani. Yani bir şeyler falan yerim. Çok erken kalktım. Anladım. İyiymiş. Kupa nerede? Kupa bilmiyorum. Kupa daha uyuyor herhalde. Haberleşiriz o zaman. İçeride kim var? Bilmiyorum. Bazı insanları tanımıyorum veya hani belki tanışmışızdır ama unutmuş olabilirim de. Bakayım ben. Tamam. Ya. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Bunlar? Beyhan, Tarkan, polis. Şey, Tarkan dedim, Tarık. Ben bir karakola bakayım ya. Şimdi polisten kaçtığımız zaman arabamıza el koyuyorlar mı? Onu bir öğrenmem lazım. Ben çünkü yakalanırım. Burada bir FPS düşüşü yaşıyorum. Arabayı bağlıyorlarmış da. 5 gün diyor lan. 5 gün ne yapacağım ben arabası? Bak, kırmızı ışıkta geçti. Beni koyamazsın eller yerine. Kalbimi kıramazsın, suçumu ki söyle. Sen beni koyamazsın eller yerine. Evet. Selam Mert. Kalbimi kıramazsın. Selam ya. Hadi baba. Mia mı? Vay arkadaş, bu da Mia diyor. Mia abla, benim bugünlük ziyaretim çok bereketli ha. Nasıl? Çocuğum ya, günlük ziyaret ediyorum. Burayı 15-20 kaldırıyorum. Kim veriyor lan o kadar parayı? Herkes. Böyle yamultturum. Nasıl foto gitti? Selam. Aleykümselam. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi, ben de. Tarkan burada mı? Yok. Yok. Az önce aradım. Mı? Evdeymiş. Oğlum, hiç kimse yok. Basit burada mı? Şey, o da hale geldim ya. Valla var ya, çözersin zamanla. Hallolur. Hallolur. Her şey hallolur. Evet. Beco birazcık senden hallolacak. Her şey hallolur. Tarkan evde. Bakıyorum. Alo. Efendim, Pamuk Şeker. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi, neredesin? İyi, evdeyim. Ne yapıyorsun evde? Ne yapayım? İşte bir eve alıcı gelecek de. Neden? Ona evi göstereceğim. Ya biz tatsız şeyler yaşadık dünden beri de. Ne oluyor ya? Soğuduk evden. Valeri bıçaklandı, eve hırsız girdi. Aa, öldü mü? Hmm. Ölmedi be, salak salak konuşma. Daha bayağı kritikti durumu. Kim bıçaklamış, buldunuz mu? Hı, bulduk. Kim? Kendisi toprağın altında. Kim? Herifin bir garip isimli, İranlı mı Iraklı mı böyle bir şeye benzer bir adı vardı, bilmiyorum. 50 kere girdi zaten eve.
sapık gibi bir şeydi. İç çamaşır falan çalıyordu evden salak. İç çamaşır mı sapık bayağı. Geberdi gitti. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Karakola geldim sana bakmaya. Dediler ki... Geleceğim birazdan. Yok çıktım ki. Ha tamam. İyi ararım ben seni o zaman. İyi tamam. Hani uğrarsan geçerim bir 20 dakika. Nasıl bulursan. Ya ne oldu biliyor musun? Benden uyuyakalmışım. Parti falan varmış. Her şeyi kaçırdım. Sonra ben sabah saat 4.30'da uyandım. 4.30'dan beri geziyorum. Evet. Anladım. Tacan mı? Ha? Tacan mı? Yatmasam bile bir gider eve yemek yerim. Biraz dinlenirim. Öyle çıkarım tekrar. Tamam. Çıkınca alo de o zaman. Çok mantıklı. Sen yeni mi uyandın? Ha yeni uyandım ya. İyi bakalım Tiam. Tamam. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Öpüdüm ben de. Bay bay. Öpüdüm. Bay bay. Bay bay. Bir şeyler ye. Açım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben her uzun yayın yaptığımda, daha doğrusu ben her gün kısa yayın yapacağım diye açıyorum. Tamam mı? Bu yayın şeyini, işini. Ondan sonra bana o kadar fazla kızıyorlar ki. Şöyle kızıyorlar. Kim kızıyor onu da söyleyeyim. Furkan kızıyor çünkü Furkan YouTube'a çok geç geliyor. Ondan dolayı yine biraz daha kısa tutuyorum bugün. Şöyle bir bakıyorum kime gidelim diye. Bak. Alo. Ben kıza. Eve geldim yatacağım. İyi uykular dilerim ne de. Teşekkür ederim. Kalkarım tekrar ya bir şeyler falan yerim. Biraz dinlenirim. Kalkarım. Bin kendim fazla yalnız hissettim. Bir arayayım da dedim. Neyse hadi alayım anek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu şehirdeki en yalnız kişi benim. Haydi bay bay. Hadi görüşürüz.